Evet, değerli kozmik bilim müdavimleri, şu an yine Maranki TV'de canlı yayındayız. Ben dünyadaki bütün üyelerimize buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah yarın Almanya'dayız. Köln'de iki tane büyük konferansımız var. Sizlerle beraber olacağız. Birbirlerinize mailleşin, mesajlaşın. Eşim Elmas Maranki Hanımefendi ile Cuma, Cumartesi, Pazar günü Almanya, Köln ve Duisburg ve Mannheim bölgesinde çok büyük konferans ve imzalarımız var. Sizleri oraya bekliyoruz. Evet, bugün yine çok önemli bir misafirimiz var. Geçen hafta biliyorsunuz Mustafa Sarıgül misafirimizdi. Kendisiyle çok güzel bir söyleşide bulunduk. Bugün de Türkiye'de bana göre duayen bir isim Kenan Erçetin Bey aramızda. Çok güzel kendisiyle programlar yaptık. Şu anda da Beyaz TV'de Yüz Yüze programını yapıyor. Dün biz beraberdik, zaman zaman da beraber arıyoruz. Ben kendisine hoş geldin diyorum Kenan Bey. Hoş bulduk Bey. Hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Evet, sen bizden aşmışsın yani televizyon kanalı falan, böyle canlı yayınlar. Evet. Ben hiç beklemedim. Sürprizlerle karşılaştım. Ben de hayranlarına ve seyircilere selamlarımı iletiyorum. Öncelikle dün bir band çekim yaptık hocayla Beyaz TV'de. 26 Nisan'da 18.30'da yayınlanacak. Seyretmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hocayı biraz sinirlendirdik. Orada masalara vurdu. Ama bunun sebebi doğruları anlatmak içindi. O programı kaçırmayın. 26 Nisan 18.30 Beyaz TV. 25 mi 26 mı? 26 Nisan Cuma günü 18.30 Beyaz TV'deyiz. Hocayla çok güzel bir söyleşi yaptık. Onun dışında buraya ilk defa geliyorum. Topkapı Maranki Kozmik Merkezi'ne. Söyleyecek tek kelime var. Gerçekten etkilendim. Hiç beklemiyordum. Hani hocayı kırmamak için gelmiştim. Hadi hoca bize çok geliyor. Bir yerde ziyaret yapayım. Topkapı'da nasıl bir yerle karşılaşacağız? Aman derler yani böyle. Hadi ya gidelim. Ama utanç duydum kendimden. Çünkü daha önce gelmemiz gereken bir yermiş. Ve hocaya kesinlikle başının etini yiyeceğim. Burada yedim. Tekrar söylüyorum. Yine yiyeceğim. Bunu kesinlikle daha büyük kitlelere taşıması lazım. Bunun butiğini yapması lazım. Buranın yani bunun derken. Gerçekten o kadar çok detay var ki burada insan sabah girse akşam çıkamaz. Ben yarım saatliğine geldim. Şu anda 2,5 saat oldu. Ve gitmem gerekiyor. Programım var. Canım. Ama daha hiçbir şey yapamadık. Ya sizi alamadık. 36 bin detayla görüntüleyecektik. Evet, onları başka zaman. İnşallah. Şimdi bir tek şey yaptık. Ayak detoksu yaptık. Ayak detoksu yaptık ve oradan toksinler çıktı şaşırtıcı bir şekilde. Böbrek toksinleri, lenf toksinleri, inanılacak gibi değil. Dediğim gibi burası görülmesi gereken ve yaşanması gereken bir yermiş. Hocayı gerçekten tebrik ediyorum. Daha çok anlatması gerektiğine inanıyorum. Daha büyük kitlelere ulaşması gerektiğine inanıyorum. Çok detay var, çok malzeme var. Çok iyi detoks ve tedaviler var. Tuz odası gösterdi. Sıcak taşlardan tuz. Yani oraya yatsak herhalde kalkamayız diye düşünüyorum. Evet, gelenler bir 20 dakika yatırıyoruz. Evet. İsmi lazım değil. Hocam vaktim az diyor, 20 dakika. Kalkmıyor. 1,5 saat uyandırmıyoruz biz. İyi ki uyandırmadınız diyorlar. Hayatımda ilk defa ben bu saatte. Tabii tuz uyutuyor. Evet. Yani o havadaki iyonize sistem. Yani klimatize edilmiş bir ortam, mikropsiz bir ortam evet. Orası. Alerjisi, astımı olanlar. Tuz anlaşılamadı Türkiye'de hocam. Yani tuzun önemi, insan vücudunun zaten tuz. Biz deniz tuzuz. Biz tabii. Tuz sudan oluşuyoruz. Ya sudan oluştuk. Deniz tuzuyla kan değerlerimiz aynı. Aynı. Ve deniz tuzu yememiz gerekiyor. Fakat maalesef hala sofra tuzu her yerde. Ama sofra tuzu olsa iyi. İçinden 83 mineral atılmış. Evet. Bir tane sodyum klorür yiyoruz. Evet. İşin kötü tarafı o. Şimdi biz istiyoruz ki işte bu ülkeye ilk defa tuzu getirdik biliyorsunuz. Kozmik olarak ilk defa kristal tuz. Yani hocam bir de bana şöyle bir tuz verdi aşağıda. Kaya evet. Tuzu. Bunu biraz enerjim düşünce televizyonda baktım, konuk beni sinirlendiriyor. İki yalayacağım. 84 minerali almış olacaksınız. 84 mineral mi? Hepsi içinde. Şu an elinizde tuttuğunuz kristal tuz evet. Himalaya'nın Pakistan bölgesinden özel ocaklarımızdan çıkartılıyor. Bir tonda bir kilo çıkıyor. Yaşı 850 milyon yıl yaklaşık. 850 milyon Pakistan'da yıllık. Özel ocaklarınız var. Tabii ocaklarımız var. Dünyanın her yerine yayıldın yani. Dünyanın Türkiye'nin 11 yerinde evet. Fabrikalarımız var.
1000 kişi fiili bize çalışıyor, 1200 kişi bunlar ve 1 milyon kişi bize ürün temin ediyor. Dağlarda 70 yaşında dedeyle 6 yaşındaki torunu alış topluyor. Ülkeye istihdam sağlıyoruz. Türkiye'deki halimiz ve dünyada ne varsa önemli olan onu getiriyoruz. Ülkemizde de tuzlalarımız var. Fakat işte Çankırı tuzlası, şu beyaz tuz gördüğünüz, evet, Çankırı tuzu ama 180 milyon yıllık. Ama dönüyor mu kamera? Dönüyor. Tabii dönüyor. Şimdi tabii. Hocamın masasında ilginç şeyler var. Bilgisayarın arkasına bunları koymuş. Herhalde bilgisayar radyasyondan engellemek bunlardan için. Bunlardan eve koymak lazım. Bir tane dönen topu var su içinde. Bu da su sesi önemli. Müzik sesi. Bir su sesi, bir para sesi. Yani bir de hanım sesi diyorlar. Yani su terapisi dün işledik biliyorsunuz. Ya, çok önemli su sesiyle. Hocamın masası böyle şeydi, pazar masası gibi, ne ararsan var. Bütün otlar. Evet. Ve bambu ağacından bir bıçak görüyorum. Evet, çok bunu önemli. Çok beğendim. Bambum. Bambum çok özel bir bıçak. Dünyada Miami'de görmüştüm bunlardan. Bunu biz kendimiz burada biliyorsunuz. Yani bambu olarak görmedim de, evet, seramiklerini gördüm bunları. Hmm. İlk defa bambu gördüm, çok hafif. Bunları da satıyorsunuz. Tabii tabii. Bütün bambu ürünlerimiz elimizde mevcut. Çok burada. Sağlıklı. Evet. Ne ararsan var hocanın yerinde. Bir amatis taşı görüyorum. Oğlak, evet, burcunun taşıdır. Ben Oğlak burcuyum. Evet. Bu taş çok önemli. Hocam gördüğünüz gibi çok önemli bir taş, müthiş bir şey. Bu ne yapıyor hocam? Bunun özelliği ne? Yani moral düzeltici, kötü enerjileri alıcı. Mesela bazen bu kapkara oluyor. Çok ilginçtir. Neden kara oluyor? Kötü insanların enerjilerini alıyor. He. Yani kötü insanların enerjilerini aldı mı kararıyor. Yani o zaman yemeğe gittiğimiz zaman, toplantıya gittiğimiz zaman bu masamızda olsun. Kesinlikle. Yani buraya gelip de bize kötü bakış yapması birinin mümkün değil. Bu taşlar ve buradaki önemli unsurlar var burada. Çok ilginç. Yani bunun sivri uçlarından çıkan enerjiler insanlara yönlendiriyor. Yine mesela buradaki tuz kristalimiz şu çok önemli. Bu da yine bir işte çok önemli bir parça gördüğünüz vay gibi. 1 milyon yıla yani 850 1 trilyonluk bir yaşı var bunun yaklaşık. Bu ne yapıyor? Bu çok önemli. Yani yoğun bir enerji bu. Enerji İçeriye verdiği enerji. Enerji, evet. Yine, teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. Gerçekten harika bir yermiş. Sık sık geleceğim, başını artacağım. Buradayım artık. Evet. Sizlere de selamlarımı iletiyorum. Evet. Biz de kozmik bilim müdahalelerine bugün yine çok önemli. Türkiye'nin duayen isimlerinden Kenan Erçetin Bey'le beraberdik. İnşallah bir dahaki programda buluşmak üzere diyorum. Hepinize saygılar sunuyoruz.